Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail aleyhisselam bana geldi, şöyle dedi. Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum, bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı. Bu gece Allahu Teala rahmet kapılarından 300 tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar Allahu Teala onları bağışlamaz. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail yine geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed, başını kaldır. Bir de baktım ki cennet kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş, şöyle sesleniyor. Ne mutlu bu gece rükû edenlere. İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş, şöyle sesleniyordu. Bu gece secde edenlere ne mutlu. Üçüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece dua edenlere ne mutlu. Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah'ı zikredenlere ne mutlu. Beşinci kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu. Altıncı kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Müslümanlara ne mutlu. Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu. Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki günahları bağışlansın? Bunları gördükten sonra Cebrail'e sordum. Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Şöyle dedi. Ya Muhammed, Allahu Teala bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Hazretleri Nisf-ı Şaban gecesinde dünya semasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar bu şekilde devam eder. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin, çok kin güden veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir. Allah'ım,
azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta da her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise şuhur-i selasede 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve selavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Said Nursi radıyallahu anh. Bizler de Leyle-i Berat'ınızı bütün ruhu canımızla tebrik eder, affımıza ve mağfiretimize vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Amin.